Saat kaç? Gün çoktan doğdu hocam. Bağırsaktaki perforasyonu bir türlü bulamıyorum. Mide çok dolu. Hasta yanınıza gastrik takıp aspire edelim. Galaktaki kanamayı ve akciğerdeki dokuları sorunsuz hallettik. Ama bağırsakta hala kanama var. Tansiyonu 80-50. Hemodinamik şoka giriyor olabilir. Eğer splenik arteri ve veni bağlayabilirsem şoka girmeyecektir. Yapabilirsin Suat. Sana güveniyorum. Clem. Levent'le Ela'dan hala haber yok mu? Hayır hocam. Tamam. Arteri bağladım. Artık beni bağlayabilirim. Siz de rahatlıkla bağırsakları kontrol edebilirsiniz. Kanama neredeyse durmuş gibi. Bağırsak perforasyonu da görünmüyor. Tamam. Sen beni bağladıktan sonra kapatmaya geçebiliriz. Tamam hocam. Hocam, birdenbire nabzı taşikardik oldu. Hemogram değerlerinde düşme yok. Kalp yetmezliği mi gelişiyor acaba? Hemen diüretik yapalım. Ne oluyor çocuklar? Hocam, vital bulgular instabil. Kalbin yön yükünü azaltmak için diüretik yapıyoruz. Beyindeki ödem de kalp fonksiyonlarını etkilemiş olabilir hocam. Hocam, kontrol beyin tomografisi çekmeden emin olmak çok zor. Multiple organ yetmezliği oluşursa hiç iyi olmaz. Hemen ameliyathane biri hazırlayın. Ameliyat için ne diyorsun Suat? Emin olmadan onu açmayı önermem hocam. Hocam, bir şey denemek istiyorum. Eğer bu kötüleşme beyin ödemine bağlıysa manitolle düzeltebiliriz. Eğer düzelmezse tekrar ameliyata alalım. Tamam, yapalım. Hadi çocuklar, hadi çabuk olun. Bu hiç iyi değil. Frontal bölgede kontüzyonlar var. Ve difüz ödeme bağlı lateral ventriküller silinmiş durumda. Ne görünüyor hocam? Maalesef haklı çıktın Fikret. Beyinde ödem varmış. Hocam, çok fazla kontüze alan var. Bu küçük kanama alanları büyürlerse işimiz çok zor. Bence işimiz şimdiden zor. Elalardan da haber yok değil mi? Yok hocam. Çok fazla. Tek bir günde yaşamak için bu kadarı çok fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.